Okulun bahçesine bir girdim, kimse yok. Tek başına oturuyor basket potasının altında. İnsanlık hali işte, unutmuşum. Saatlerce beni beklemiş. Gittim yanına. Bana hiç kızmadı biliyor musun? Olsun anneciğim dedi, sarıldı bana. Anlayışlı bir adam olacağı o zamanlardan belliymiş. Öyleydi. Babası öldükten sonra tek başına büyüttüm ben onu. Ne kadar zorlandığımı görüyordu. Biliyorum. Biraz anlattı bana. Size çok şey borçlu olduğunu hep söylüyor. Bana bir borcu yok aslında. Benim oğlumdan tek beklentim mutlu olması. O yüzden senden bir isteğim olacak. Dinliyorum. Siz evlendiğinizde çocuklar Rıza Beyler'de kalacak değil mi? Tabii ki hayır. Ben çocuklarımdan ayrılmam Nilüfer Hanım. Bunu unutun. Dedim ya işte. Oğlum anlayışlıdır, ses etmez. Düşünmez bazı şeyleri. Ama ben bilirim. O yalnız kendi evladına babalık etmek ister. Bence bu sizin isteğiniz. Yazın değil. En iyisi onunla konuşalım. Ama çocuklarımla problemi olacağını hiç sanmıyorum. Konuş tabii ki. Sorun olmayacağını söyleyecek. Ama ben oğlumun neyle mutlu olup olmayacağını iyi bilirim. Hiç beklemiyordum anne, hiç. Aa, kızım söylesene ne dediğini. Yani ne söyledi de bu kadar üzdü seni? Çocuklar annenlerle kalacak değil mi dede? Aa! Ben de senin gibi böyle kaldım işte. Bak sen şu hadsize. Bu ne cüret canım? Bir de lafı dolandırıp Yağız'ın çocukluğundan falan bahsetti. Oğlum anlayışlıdır, sorun etmez falan dedi. Ama ben oğlumun neyle mutlu olacağını çok iyi bilirim dedi. Hiç çekinmeden dandun konuştu öyle. Keşke ben de olsaydım. Bir güzel verirdim cevabını. Anlamıyorum ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Elinde olsa beni evlatlarımdan koparacak. Böyle bir şeyi kabul edeceğimi nasıl düşünür? Yağız ne diyor bu duruma? Daha haberi yok. Konuşmadık. Canım sıkıldı şimdi bak. Benim de. Ya Zeyno yukarıda ağlıyor. Aa. Hayda. Niye ağlıyor? Bilmiyorum ki. Anne ben bir Zeyno'ya bakayım. Tamam, tamam bak tabii. Yağız Bey de beklesin 2 dakika. Ben de yemeğe bakayım. Aç, 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 aç. Oo, kimler gelmiş? Ne haber? Seninle bir şey konuşacağım. Fırça atmaya geldin herhalde. Sen bizi istemiyormuşsun. Evlenince bizimle yaşamayacakmışsın, doğru mu? Olur mu canım öyle şey? Nereden duydun sen bunu? Annemler konuşurken duydum. Ayrıca biz de sana meraklı değiliz zaten. Asıl ben seninle yaşamak istemiyorum, anladın mı? Efeciğim, bak öyle değil o. Hani kardeşin ağlıyordu? Sen beni mi kandırıyorsun? Hem ne işin var senin burada? Anne tek tek sor ya. Önemli bir şey yok. Biz erkek erkeğe konuşuyorduk. Söylediklerimi unutma. Sen oğlum eve hadi. Hadi, hadi bakayım dümdüz yürü. Hadi. Naş. Senin bu oğlun alem vallahi ya. Senin de annen. Anlamadım. Anlatacağım ben sana. Geç arabaya. Bak kırılmakta, üzülmekte sonuna kadar haklısın. Evet, biraz düşüncesizce davranıyor, konuşuyor, farkındayım. Ya ne olur annemin sözlerini aldırma. Ya kadın çocuklarımı benden koparmaya çalışıyor. Bunu nasıl aldırmayayım ya? Bak, özür diliyorum ben onun adına senden. Dalga mı geçiyorsun sen Yaz? Pınar'cığım, biraz sakin olalım. Susturma beni! Özür dilemesi gereken sen değilsin. Özür dilemesi gereken annen. Ve annen hiç pişman falan değil. Hiçbir laf ağzından yanlışlıkla falan da çıkmadı. Beni üzmek istedi ve başardı. Yaptığı yanlışın farkındayım. Ama bu olumsuzluğu bana fatura ediyorsun. O zaman anneni kontrol et. Oğlunu seviyor olabilir. Ama bu ona ağzına geleni söyleme hakkı vermez. Haklısın. Hiçbir itirazım yok. Ben sadece ara bir yol bulmaya... Ara yol falan yok Yaz. Ara yol yok. Söz konusu çocuklarımsa taviz verecek değilim. Kusura bakma. Şimdi beni eve götür. Böyle mi olacağız yani? Evet. Aynen böyle olacağız.